صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Yüce Allah. Hazreti Adem'den kıyamete kadar var olacak, gelip geçmiş ve gelip geçecek bütün insanlık aleminin, bütün varlıkların, bütün kainatın o yüce peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şu muhabbete bakınız. Ne öğreniyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan? Sadece bir anlık, hayatının bir anlık bölümünde kendi işini kendisi görüyor. Bir fakir gördü mü tereddütsüz elindekini paylaşıyor. Onun için siz dünyanın 60 küsur ülkesinde varsınız ve var olmak zorundasınız. Uzanan el olmak zorundasınız. Çünkü siz bu peygamberin ümmetisiniz. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أعوذ يرجو الله واليوم الآخر.
İyâ eyyühen nebiyyü inna
Selamı üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bir gün biz de size katılacağız. Sonra bir ara gözleri doldu, ötelere daldı. Dudaklarından şu sözler döküldü: kardeşlerime selam olsun. Onları görmeyi çok isterdim. Ne kadar da özledim onları. Ashab-ı kiram sordular: ya Resulallah, o selamınızı kime gönderdiniz? Kardeşlerimiz bizler değil miyiz? Efendimiz buyurdular ki: sizler benim ashabımsınız. Sizler beni gördünüz, benimle konuştunuz, benim sohbetimi dinlediniz. O kardeşlerim ki onlar henüz gelmediler. İmanın darbe aldığı bir devirde gelecek onlar. Onlar beni görmeden sevecekler. Beni görmeden benim sünnetime sarılıp bana uyacaklar. O kardeşlerime selam olsun. Ona hasret, sizlere müjdeler olsun. Özleyenden siz özlenenlere selam olsun. Ve görünene, görünmeyene selam olsun. Evvele, ahire, zahire ve batına selam olsun. Sahibi hakikiye selam olsun. Ricanül gaybe selam olsun. Lellâke sırrının mazharına selam olsun. Validesine, Hatice validemize, Fatıma validemize selam olsun. Cihari yani güzine selam olsun. Erkan-ı Erba'ya, Selman'a, Miktada, Ammar'a ve Ebu Zer'e selam olsun. İmameyn-i Muhtereme'yle selam olsun. Taife-i Ecinne'ye selam olsun. Müminlerine ve Müslümlerine selam olsun. Sizlere selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkan Danışmanı Avusturya Müftüsü Sayın Mustafa Mullaoğlu Bey.
Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu adına Konsolos Muavini Muhammed Arı Bey. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği adına ikinci katip Harun Halisoğlu Bey. Hollanda İslam Federasyonu Bölge Başkanı Mehmet Erdoğan Bey ve değerli yönetim kurulu üyeleri. Hollanda Diyanet Vakfı adına Göksel Arıbaş Bey. Salonumuza davetimize icabet edip katılan sivil toplum kuruluşları, yöneticileri ve değerli mensupları, değerli cemiyet başkanlarımız ve siz değerli muhterem beyefendiler ve muhtereme bacılarım ve onun izinde emin adımlarla yürüyen siz değerli gençler. Şikidam salonumuzda düzenlemiş olduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kısa zaman önce vefatının sene-i devriyesini geride bıraktığımız Mehmet Akif İnan mısralarında şöyle sesleniyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehir çağırıyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Allah şairimize gani gani rahmet eylesin. Kudüs, ey Kudüs, etrafı mübarek kılınmış şehir. Ümmetlerin kıblesi, kutsal şehir. Miraç'taki durak, durakta peygamberlerden oluşan bir cemaat. Cemaatin önderi Hazreti Muhammed Mustafa'ya selavat. Avusturya Müftülüğü'nü yapan çok kıymetli Mustafa Molluoğlu Hocam. Türkiye'mizden aramızda bulunan bu programımızda Kur'an tilaveti yapacak olan Dünya Kur'an-ı Kerim tilavet birincisi olan Abdülkadir Şehitoğlu Hocam. Ve yine Türkiye'den aramızda bulunan ve bu programımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini kum sanatıyla ortaya koyacak olan Veysel Çelikdemir kardeşimiz ve yine Almanya'dan teşkilatımız içerisinde yetişmiş gençlerimizden oluşan Feyzül Kur'an ekibinden bulunan değerli kardeşlerim. Lahey Büyükelçiliğimiz adına katılmış olan Sayın Harun Halisoğlu Bey, yine Rotterdam Başkonsolosluğumuz adına katılan Muhammed Arı Bey, birazdan aramızda bulunacak olan Hollanda'da milletvekili olan DEV Partisi'ni temsil eden Tunahan Kuzu Bey ve yine Rotterdam NİDA Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi Aydın Pekser Bey.
Çok kıymetli sivil toplum kuruluşları başkanlarımız ve temsilcileri, Hollanda Asime Derneği Başkanımız, çok saygıdeğer cemiyet başkanlarımız, çok saygıdeğer Gençlik Teşkilatı, Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın Güzide mensupları, kıymetli peygamber aşıkları, hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anmak üzere, anlamak üzere bir aradayız. Yüce Rabbimize hamdolsun. Bizi bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdolsun. O Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselama kucak dolusu salatü selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları, Hollanda İslam Federasyonu olarak her yıl geleneksel olarak organize etmiş olduğumuz bu manevi programın inşallah Avrupa'da, Hollanda'da yaşayan biz Müslümanların daha çok bilinçlenmesine, daha çok şuurlanmasına, burada yaşayan diğer insanlara da hayırlara vesile olmasına Yüce Rabbim'den temenni ve niyaz ediyorum. O Yüce Peygamber'i anmak ne güzeldir. Onun sünnetini hayatımıza uygulamak, öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek ne güzeldir. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız bu coğrafyada, yaşadığımız bu dünyada her zamankinden daha çok o Yüce Peygamber'in örnek hayatına, o Yüce Peygamber'in ahlakına, o Yüce Peygamber'in maneviyatına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu vesileyle biz sadece Peygamberimizi burada 4 saatlik bir programla anmakla yetinmiyoruz. Biz İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları olarak teşkilatımızın her kademesinde, gençlik teşkilatımızın ev sohbetlerinde, kadınlar teşkilatımızın, kadınlar gençlik teşkilatımızın bütün programlarında, ana teşkilatımızın, camilerimizin sohbet kürsülerinde o Yüce Peygamber'i anlatıyoruz. O Yüce Peygamber'in ahlak ve maneviyatını insanımıza vermeye çalışıyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, kıymetli peygamber aşıkları, Hazreti Ayşe validemize sormuşlar peygamberimizin ahlakından. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimize ithafen o yürüyen bir Kur'an'dır buyurmuşlardır. Dolayısıyla onun ahlakı, onun konuşması, onun yürümesi, onun yatması, onun bütün hal ve hareketleri Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edilmiştir. Bu vesileyle o yüce insanı anmak, o yüce peygambere ümmet olmak ne güzel bir duygu. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin, değerli Müslümanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi anlamak için, daha iyi tanımamız için onun hayatındaki yaşadığı sıkıntıları, yaptığı ibadetleri daha iyi öğrenebilmemiz için onun hayatına bir göz atmamız yeterli olacaktır. Bunun içindir ki kıymetli kardeşlerim, siz değerli kardeşlerimizin, hanımefendi ve beyefendilerin, geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin mutlaka peygamber ahlakıyla ahlaklanmamızı burada tavsiye ediyorum. O yüce peygambere layık bir ümmet olabilmek için ancak onun sünnetini iyi öğrenip hayatımıza tatbik etmekle mümkün olabilir. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin o yüce peygamberin ahlakından ahlaklanmayı sizlere tavsiye ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, asr-ı saadet dönemine baktığımız zaman o yüce peygamberin çektiği sıkıntıları, o yüce peygamberin çektiği eziyetleri, o zamanki Müslümanların, o zamanki ashab-ı ikramın çektiği sıkıntıları, şu devirde yaşayan biz Müslümanların
zerresini bile çekmiş değiliz kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin o yüce peygamber doğarken ümmetim dediği gibi, vefat ederken de ümmetim dediği gibi o peygambere layık bir ümmet, o peygambere layık bir ümmet ve Allah'ına layık bir kul olmak zorundayız kıymetli kardeşlerim. Yine peygamberimizin hadisini sizlerle paylaşmak istiyorum. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyurmaktadır. Ve bir Müslümanın elinden ve dilinden emin olan kimsedir buyurmaktadır. Biz Hollanda'da yaşıyoruz, Avrupa'da yaşıyoruz. Çevremizdeki insanların bir Müslümanın hal ve hareketlerinden emin olması lazım. Bir Müslümanın elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olan, kamil olan kimse olmamız lazım. Dolayısıyla komşuluk ilişkilerimizi birebir iş arkadaşlarımızla, okul arkadaşlarımızla, çevredeki diğer insanlarla bu vesileyle iyi unsiyet kurmalıyız ve o insanlarla Müslüman olduğumuzu, Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklandığımızı orada göstermeliyiz. Onun ahlakını, onun örnek kişiliğini hayatımıza, gönlümüze tatbik etmeliyiz ve böylece bu dünyada, bu imtihanı dünyada hayatımızı idame etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle bir Müslümanın elinden ve dilinden emin olan insanlar huzurda yaşarlar kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle Avrupa'da, Hollanda'da teşkilat çalışmalarımız bu meyanda devam etmektedir. Bizler camilerimizi sadece ibadet yapılsın diye kurmuyoruz, tanzim etmiyoruz. Bizim kurduğumuz camilerimizde, teşkilatlarımızda daha bilinçli nesillerin, daha şuurlu nesillerin elinden ve dilinden emin olan insanların yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. O vesileyle bu camilerimizin nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Medine'ye gittiği zaman ilk inşa ettiği Kuba Mescid'in maneviyatı neyse Avrupa'daki camilerimizin, teşkilatlarımızın maneviyatı da odur kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle Milli Görüş Teşkilatlarımızın ortaya koymuş olduğu 7'den 70'e bütün çalışmalarımızı buradaki insanlarımızın faydasına yapıyoruz, ortaya koymaktayız. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimi, peygamber aşıklarını bu programımıza katılım gösterdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, birazdan belki bizim konuşmamızdan sonra bu podyuma çıkacak olan öğrencilerimiz olacak. O çocuklarımız kolay kolay yetişmiyor. Demin burada Kur'an-ı Kerim tilaveti vermiş olan bu gencimiz kolay kolay yetişmiyor. Bunun arka planında imam hatiplerimiz var. Bunun arka planında kahraman cemiyet başkanlarımız var. Bunun arka planında eğitim başkanlarımız, eğitim merkezlerimizin müdürleri var. Dolayısıyla bu çocuklarımıza biz Avrupa'da yatırım yapıyoruz. Daha ahlaklı, daha maneviyatlı, daha donanımlı genç olması adına bu gençlerimize yatırım yapmaktayız. Bu vesileyle o değerli gençlerimizi, çocuklarımızın ailelerini başta tebrik ediyorum. Hocalarını tebrik ediyorum. Yüce Rabbim bu teşkilatta Avrupa'da İslami bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Çok kıymetli kardeşlerim, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum aslında. Bu manevi programın muhterem Mustafa hocamın önünde Peygamber Efendimiz'i anlatmak haddimiz değil. Burada hocamız o yüce insanı, o yüce peygamberi وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün alemlere rahmet olarak gönderilen o peygamberi en güzel şekliyle belki zaman da yetmeyecek ama özetle o peygamberimizi anlatacak. Bu vesileyle asrı döneme atıfta bulunacak. O peygamber efendimiz ahlakını, o peygamber efendimizin maneviyatını, arkadaş ilişkilerini, çevre ilişkilerini, insan ilişkilerini burada inşallah Mustafa hocam en güzel bir şekilde ifade edecekler. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimi bu programımıza katılım göstermiş olduğunuzdan dolayı şahsım ve bölgem adına teşekkür ediyorum. Ve bu programımızda emek vermiş, maddi ve manevi destek sağlamış iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim kazançlarını hayırlı bir şekilde kazanmayı, hayırlı bir şekilde de sadaka-i cariye olarak vermeyi Yüce Rabbim kendilerine nasip eylesin. Amin. Ve yine Güney Hollanda bölgemizin tanıtma başkanımıza, ekibine,
Kadınlar Gençlik Teşkilatımıza, Gençlik Teşkilatımızın başkanına ve ekibine, Gençlik Organize Birliğimizin başkanına, herkese, emeği geçen bütün kardeşlerime, cemiyet başkanlarıma ve bütün mensuplarımıza ve misafir olarak programımıza katılmış olan siz değerli mensuplarımıza, hasreten bölgem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim bu programlarımızın sayılarını arttırsın. Bu programlarımızı manevi bir atmosferde yapmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Yüce Rabbim daha nice programlarda buluşmayı nasip eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli bölge başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Biz seni görmeden sevdik. Sen bize çocuklarınızı şu üç haslet üzerine yetiştirin, eğitim, edeplendirin buyurdun. Peygamberini sevmesi, onun ev halkını sevmesi, samimi dost ve arkadaşlarını sevmesi ve Kur'an okuması. Çünkü gerçekten Kur'an okuyup onu kalbinde ve hafızasında taşıyanlar, Allah gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesindedirler. Ya Resulallah, biz çocuklarımızı bu yönde, bu minvalde yetiştirmek üzere yola çıktık. İşte bu amaç uğrunda çocuklarını yetiştiren ve bölgemizin, genel merkezimizin yapmış olduğu yarışmalarda derece kazanan kardeşlerimize hediye takdim etmek istiyoruz. Bölge ezan yarışması birincisi Abdullah Kondu. Ben bu kardeşlerimi sahneye davet ediyorum. Abdullah Kondu kardeşim, ezan yarışması birincisi. Hutbe yarışması birincisi Mehdi Ali Yürgenç. Hutbe yarışması birincisi Mehdi Ali Yürgenç. Evet, geliyorlar. Geliyorlar bu birinciler. Allah onların zihinlerini açık etsin. Başarılarını devamını nasip etsin. Avrupa Kur'an-ı Kerim okuma yarışması ikincisi Zeynep Yücetaş. Avrupa Kur'an-ı Kerim okuma yarışması için ikincisi Zeynep Yücetaş. Evet, Zeynep bacımız da geliyor bu tarafa. Alkışlarınız çok zayıf. Onlar Resulü'nün arkasında yürütmek için çalıştılar. Allah onların ağırlığından razı olsun. Onları yetiştiren hocalarımızdan razı olsun. Ve bir tohum düştü toprağa. Ümmete bir muştu oldu. Selam durdu bütün melekler. Yerde gökte bir ses duyuldu. La ilahe illallah. Kutlu bir nebinin eliyle yeniden göz açtık dünyaya. Kalbimiz, dilimiz bir oldu. Yerde gökte bir ses duyuldu. Tek ses duyuldu. La ilahe illallah. Başkanımız kardeşlerime hediyelerini takdim ediyor. Evet, ben şimdi başkanımız Zeynep bacımıza da hediye takdim ederken buradan ezan yarışması birincisi, Allah'ım kendi boyuna, evet, biz Avrupa Kur'an-ı Kerim yarışması ikincisi Zeynep Yücetaş kardeşimizin babasını da sahneye davet ediyoruz. Kutlu Nebi'nin yolunda çocuğunu yetiştiren babamızı da buraya davet ediyoruz. Babamız gelirken yüreği büyük, boyundan büyük işler beceren Bölge Ezan Yarışması birincisi Abdullah Kondu kardeşim. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Maşallah. Allahu Ekber, ben bilmiyordum. Şimdi beni başkanım bir konuda uyardı. Facebook'ta ya da YouTube'da 500 bin kişinin izlediği Abdullah Kondu kardeşimiz. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Kocaman alkış, kocaman alkış, teşekkür ediyoruz. Evet. Bölge Hutbe Yarışması. Bölge Hutbe Yarışması'nda Abdullah kardeşim gel bakalım. Kendi büyük adam. Bölge Hutbe Yarışması birincisi Ali Mehdi. Mehdi Yürgenç. Mehdi Ali. Sırasını yanlış söyledim. Düzeltiyor bizi. Mehdi Ali Yürgenç kardeşim. Kendisine de kocaman teşekkür ediyoruz. İnşallah minberlerimizi, hutbelerimizi inşallah bu kardeşlerimizden dinleyeceğiz. Ve Avrupa çapında düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışmasında ikinci olan Zeynep Yücetaş kardeşimiz. Kendilerine Elif harfi hediye ediliyor. Elif, Allah'ın ismi.
isminin başlangıcı, harf alının tek harfi, ilk harfi, tekliği simge eden, dimdik durmayı simge eden. Evet, babasına biz teşekkür ediyoruz ve ben başkanıma mikrofonu veriyorum. Bir dakika. Evet, kıymetli kardeşlerim, bu her üç gencimizi de tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. Zeynep kardeşimiz, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları geçen sene ikinci oldu. Bu sene yine ikinci oldu. İddialıydık birinci olacağız diye. Ama seneye birincilik bekliyorum ben Zeynep'ten inşallah. Bu sene ikinci oldu. Allah'ın izniyle. Kadınlar Teşkilatımız Necla Erdoğan Hanımefendi ve ekibi şöyle altından elif harfi yaptırmışlar. Kur'an-ı Kerim'in elif harfini yaptırdılar. İnşallah hayırlara vesile olur. Cenab-ı Allah hayatına güzel yaşamayı, İslam uğrunda yaşamayı nasip eylesin. Amin. Babasını Mustafa Bey'i de tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah utandırmasın. Bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa abi sizlere selam var. Resulullah'tan. Selam olsun size. Allah razı olsun. Evet, yerimize uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Muhammed'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadece şu iki insana, kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. İnfak klibimizi seyrettik. Dün itibariyle genel merkezimizdeydik. Genel başkanımız Kemal Ergün Bey bu konuyla alakalı bize birkaç bilgi aktardı. 76 tane resmi okulumuz, 76 adet, 6 tane imam hatip lisemiz ve inşallah Menz'de bulunan İlahiyat Meslek Okulu ile genel merkezimiz eğitim alanındaki çalışmalarına çığır üstüne çığır açıyor. İnşallah biz de sizlerden bu infak çalışmasımıza destek bekliyoruz. Ecdat eğitime çok önem verdi. Resulullah aşığıydı ecdat. 18'li yaşlarında tahta oturan Sultan Fatih Han, 21 yaşındayken peygamberin müjdesine mazhar olmak için İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordu müjdesine mazhar olmak için ve bin yıllık süre gelen Bizans İmparatorluğu'nun hükümranlığına son verecek olan İstanbul'un fethini yapıyordu. Bir fethi kapatıp, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap ediyordu Fatih Han: sen kokmayan gülü neyleyim, neyleyim sensiz baharı. Sen doğmayan günü neyleyim, neyleyim sensiz ben dünyayı. Senin teline değmeden gelen yağmuru istemem, mertemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar, sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin, senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm, sonu sen çıkmayan yolu istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin sena sinayı birden. Yoksa neyime, bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka beni, ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem,
istemem. Biz genç teşkilatı olarak inşallah sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için beslediğimiz bir parçayı okuyacağız. Ondan sonra hep beraber bir ezgi okuyacağız. Ama başlamadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için 3 defa salat-ı şerifi getirin. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Korkuları dürenler,
etmişiz. Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz. Secdelere kapanıp miraca yükselmişiz. Biz Allah'a söz verip sözde sebat etmişiz. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Hendekleri kazan biz, belirleri aşan biz, indi kuşta toprağa, ak alımla düşen biz. Hendekleri kazan biz, belirleri aşan biz, indi kuşta toprağa, ak alımla düşen biz. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Ölüm ne yandan gelsin, şimdi neylesin ölüm, şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm. Ölüm ne yana gelsin, şimdi neylesin ölüm, şehadet ikliminde çaresiz kaldı ölüm. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Korkuları dürenler, ölümü öldürenler, Rabbinin huzuruna peygamberle gelenler. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Şefaat ya Resulallah. Evet gençler, teşekkür ediyoruz. Denak şubemizden Mesaj Gençlik Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Değerli yöneticileri, bu kardeşlerimiz aynı zamanda cemiyetimizde yöneticiler. Allah onlardan razı olsun. Allah sayılarını artırsın inşallah. Dedi ki ecdat, peygambere sevdalı, en sevgiliye sevdalı. Dönemin, Osmanlı döneminin son padişahlarından Sultan Abdülmecid Han hastalığında yatakta oturamıyor, hep yatıyordu. Yalnız mühim şeyler kendisine ifade edildiğinde, okunulduğunda irade işareleri alınıyordu. Sıradaki bir yazı için Medine halkının bir dilekçesi okunacak denildi. Durun okumayın, beni oturtun buyurdu. Arkasına yastık konulup oturtuldu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşularıdır. O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten haya ederim. Ne istiyorlarsa hemen yapınız. Fakat okuyunuz da kulaklarım bereketlensin buyurdu. Ve ertesi gün vefat etti. Hüseyin bin Huday radıyallahu anh, Musab bin Ümeyr'in davetiyle Müslüman oldu Medine'de. Kur'an okumaya başlandığında melekler semadan inip kendisini dinlediği sahabe. Şöyle buyuruyor. Bütün arzum ömrümü üç hal üzere geçirmek ve bu hallerden hiçbir zaman ayrılmamaktır. Bunlar Kur'an okuduğum ve dinlediğim zamanki halim. Resulullah aleyhissalatu vesselamın konuşmasını dinlediğim zamanki halim ve bir cenazeyi gördüğüm zamanki halim. Ve Allah Celle Celaluhu bize Araf suresinde şöyle buyuruyor.
Kur'an okunduğu zaman onu dikkatle ve sessizce dinleyiniz ki size rahmet edilsin. Göklerden melekleri davet için Bremen'den, uzaklardan programımıza teşrif eden Fevzul Kur'an ekibini tilavetlerini seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
وَمَنْ
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ekibe teşekkür ediyoruz. Abdülsamet Başkanım, birkaç sorumuz olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize kısaca eğitiminizi nerede aldığınızı açıklayabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli bölge başkanım, kıymetli hocalarım, kıymetli misafirler. Allah programımızı hayırlara vesile eylesin. Bizler bugün 400 kilometrelik bir yoldan Almanya'dan Bremen'den geldik. Üçümüz de Bremen'de kalıyoruz. Doğma büyüme Almanya. Okulu Almanya'da gittik. Bendeniz okulu bitirdikten sonra teşkilatımızın vesilesiyle 1996'da Suriye, Şam'a gittim. 6 senelik bir tahsilim oldu. 2002'den beri de teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptık. Şu anda Bölge Başkan Yardımcılığı ve Bölge İrşat Başkanlığı'nı yürütmekteyim. 37 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Benden bu kadar. Tekbir! Allahu Ekber! Evet. Arkadaşlar kendilerini tatmamı istediler. Peki. Yanımdaki kardeşim Abdülsamet Kotan. Kendisi de doğma büyüme Almanya. Hafızlığını Almanya'da babasının yanında diz çökerek bitirdi. Ve kendisi de teşkilatın değişik kademelerinde görev yaptı. Şu anda genel merkezimizin eğitim ve irşat çalışmalarında Avrupa birincilerini yetiştirmede ve farklı görevlerde hizmet ediyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Evet. Fatih Tosun kardeşimiz de, o da doğma büyüme Almanya. Hepimiz doğduğumuzdan itibaren teşkilatta doğduk. Teşkilatta büyüdük, hamdolsun. Kendisi de efendim Türkiye'de hafızlığını bitirdi. Bu ara unutmadan söyleyeyim. Fatih Tosun kardeşimiz ve Abdülsamet Kotan kardeşimiz Avrupa Kur'an-ı Kerim birincilerler. Biz de katıldık. O gün bugünkü gibi biraz hastaydık. Beşinci olduk inşallah. Gönüllerde birinci olmak var tabii. Fatih Tosun kardeşimiz de hafızlığını Türkiye'de bitirdi ve şu anda Bremen bölgesinde teşkilatımızda gençlik teşkilatında irşat başkanlığı ve haç umreden sorumlu kardeşimiz. Bu ara Ekrem Kömürcü başkanımızın, başta bölge başkanımıza, hocalarımıza, hepinize bölge idaremizin selamı var. Onlar da iki günden beri genel merkezin teftişiyle uğraşıyorlar. Bayağı terlediler. Bol bol selam getirdik oralardan. Sizlerin de inşallah selamını Bremen'e tekrar götürürüz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah başarılarınızın devamını, çalışmalarınızın devamını nasip eylesin. Şimdi sırada molamız az kaldı. Fakat molamızdan önce iki tane daha programımız olacak. Onu aktarayım size. İnşallah kum sanatı gösterimiz olacak. Türkiye'den, uzaklardan, memleketten, vatanımızdan geldi buraya. Arkasından inşallah çifte ezanımız okunacak ve molamıza gideceğiz. Değişik yetenek yarışmalarında birinci kazanmış resim öğretmeni
aynı zamanda karikatürist, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişik kitaplarında resmetmiş, kitapları resmetmiş, biraz önce söyledim, Türkiye'den gelen kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir'e masasının başına davet ediyorum. Thank you.
Evet, uzaklardan gelen ne söylenebilir ki Veysel Bey? Bizim söyleyecek sözümüz yok. Siz ekrana yansıttınız, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Hakikaten söylenecek bir şey yok. Ellerine sağlık diyoruz, başarıların devamını diliyoruz inşallah. Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanlarım vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir. Dolardı kubbelere amin. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar. Dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Grup Gökkuşağı'na teşekkür ediyoruz. Bülent abimiz ve Burak kardeşimiz. Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi mola yapıyoruz. İnşallah namaz molası. 25 dakikalık bir molamız olacak. Ve molamızın ardından Kur'an ziyafetiyle Türkiye'den biz bu programımıza katılan Kari Abdülkadir Şehitoğlu ile programımıza devam edeceğiz. 25 dakikadır molamız. Allah razı olsun. Aynı zamanda cemiyet başkanlarımız kapıda bulunan görevli kardeşlerimizden onlara da inşallah Resulullah'ın selamını ileteceğiz. Biz programa başlarken en sevgilinin selamıyla başladık. En sevgilinin selamını getirdik, sizlere ilettik. İnşallah sonradan katılanlara da hatırlatacağız. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Bize dediler sen anılacaksın. Biz uzaklardan koştuk geldik. İşimizi bıraktık, aşımızı bıraktık, çocuklarımızı bıraktık geldik. Ya Resulallah biz seni bekliyoruz. Ümmet perişan ya Resulallah. Ya Rabbi bize kurtuluşu nasip et. Kim Kur'an'a baktı, Allah ona bakacak diyor kendisi. Kim Kur'an'a baktı, Allah ona bakacak. Ve bir mısrasında da şöyle sesleniyor. İyileşen yaraların merhemidir Muhammed. İç aşkın şarabını zemzemidir Muhammed. Cennet içre girenin şefkatidir Muhammed. Görmek dile cemali, cemal seninle olsun. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Sessizliği sağlarsak inşallah ben karimizi çağıracağım. Kendisinden bahsedeyim kısaca. Biraz önce dedik ya, kim Kur'an'a baktı Allah ona bakacak diyor. Huffaz bir anne ile huffaz bir babanın evladı olarak onların bırakmış olduğu izde Kur'an'ın hadimi olarak bugüne kadar gelen ve güzel sesiyle bize Kur'an tilaveti dinletecek olan Kari Abdülkadir Şehitoğlu'nu buraya sahneye davet ediyorum. Thank you.
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغير الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا يا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محمد رسول
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين
Oh, then you're
إنك كنت
Bütün hastalarınız için dua edelim inşallah. Hocam Allah sizden razı olsun. Evet, şöyle söyleyeyim müsaade buyurursanız. Pazartesi günü Kur'an hafızlarımızı dinlerken talebelerimiz var elhamdülillah. Dinlerken öyle bir Rabb-i Teala yokladı bizi. Bir kriz hası oldu. Vardık dediler ki damarlarınızda iki tane damar kapalı. Ama biz sizi ameliyat etmeyeceğiz. Besmele ile bakacağız ne var ne yok. Girdiler, bismillah açtılar. Ama ameliyat olmadık. Elhamdülillah. Fakat programlar çok. Allah'a şükür. Elhamdülillah ki bizim Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, aziz Türk milleti özellikle Kur'an'ın ve İslam'ın gerçek sahipleridir. Evet. Erzurum'daki kendi memleketimdeki programı iptal ettim. Oraya telefonla, mikrofon aracıyla katıldım. Buraya zaten 3 gün kalmış. Bu arkadaşlar hafız bulabilirler mi? Masraf yapmışlar, bizi davet etmişler. Nasıl olacak bu iş? Kendi kendime böyle verdim, aldım. Doktor Bey'e dedim ki arkadaş, ben Rabbimin kelamına hizmet etmeye gideceğim. Sen bana yol göster, müsaade et dedim. O da hocam yapma falan dediyse de olmaz dedik. Bu işin maddesi yok. Ömür de Allah'ın, beden de Allah'ın, ruh da Allah'ın. Biz gidelim okuyalım, ruhumuzu teslim edersek orada ölelim dedik inşallah. Rabbim inşallah şifa versin. Ümmetin bütün hastalarına şifa versin. Evet, biz programımıza başladıktan sonra salonumuza teşrif eden Hasene teşkilatımızın, Hasene birimimizin başkanı Mehmet Yaramış Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Denk Partisi, Denk Partisi deyince biraz garip oluyor. Denk Partay Başkanı Tunahan Kuzu. Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Işık gözüme geliyor, sizi bulmaya çalışıyorum ama af buyurun. Hollanda Saadet Partisi temsilciliği adına katılan Adnan Mutlu Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki bu arada biz salona geldikten sonra, programa başladıktan sonra katılan misafirlerimiz de var. Onlar da gel, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Biz programa başlarken Peygamber Efendimiz'den selamla başladık. Selamı var Resulullah'ın bizlere. Selamı var. Ya Resulullah, biz de seni görmeden sevdik. Günün anlam ve önemine binaen bizlere seslenecek olan Avrupa İslam Federasyonu, Avrupa İslam Federasyonu, Allahu Ekber.
İnsanın nutkun tutulduğu anlar da oluyor yani. Ya ara sıra size destek verin canım, hani oradan seyrediyorsunuz. Allah razı olsun. İGMD Genel Başkan Danışmanı Mustafa Mulluoğlu Hocam, Avusturya Müftüsü Hocam, hak buyurun. Dilimiz sürçtü. İnşallah size mikrofonu teslim ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Pek muhterem bölge başkanım, kıymetli misafirler, değerli hocalarım, cemiyet başkanlarım, kardeşlerim, bacılarım, sevgili gençler. Bu anlamlı ve manalı gecede, günde hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bugün sevgisi etrafında toplandığımız Hazreti Muhammed Mustafa'mızın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Adnan Bey, bu başka bir yere koy. Sürebilirim buradan. Sağ tarafıma falan. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, hemen konuşmanın başında ifade edeyim ki, program boyunca ve bundan sonra da ömrünüz boyunca o kelimeleri hep ağzınızda tekrarlayıp dilinizden düşürmeyin. Hani burada sunucu kardeşimiz arada bir diyor ki peygamberimizden selam var. Arada bir de bizden salat ve selam gönderiyor. Bunun mana ve ehemmiyetine birlikte vakıf olalım diye şu anekdotu bir de burada paylaşayım. Hani Almanya'da bir kardeşimiz hacca niyetlenmişti. Gidebilmesi için iş yerinden gidip izin alması gerekiyordu. Alman patronuna çıktı. Ve dedi ki her şey, ben hacca gideceğim, dolayısıyla bana izin ver. Tabi Alman haccın ne olduğunu ne bilsin. Dedi ki bu hac nedir? O da dedi ki bir ibadet şeklidir. Biz Müslümanlar onu ömürde bir kere de olsa yapmamız gerekir. Alman dedi ki evinde yap. Bizimki dedi ki bu evde olmayan bir ibadet. Peki nerede olur bu? Mekke'de olacak bir ibadettir. Peki dedi, Mekke'de ne var ki? Mekke'de bizim Kabe'miz var. İbadetlerimizde, namazlarımızı oraya yöneliriz. Dolayısıyla orada olacak bir ibadet. İyi o zaman bir hafta yeter dedi. Bizimki dedi ki yetmez. Neden? Oradan da Medine'ye gitmemiz gerekir. Peki Medine'de ne var dedi? Medine'de de Hazreti Muhammed Mustafa'mız var. Onu selamlamamız gerek. Onu ziyaret etmeden gelemeyiz. Tabii ki Alman baktı bu Müslüman ciddi. İzin vermese de çıkışını alıp gidecek. Dedi tamam o zaman git ama benden de peygamberinize selam söyle dedi. Bu Müslüman diyor ki her yola gidene selam söyle derler. Bu da iş olsun diye selam söyle demiştir. Dolayısıyla önce çok ciddiye almadım. Amma ve lakin Mekke'deki işlerimizi bitirdik. Medine'ye geldik. Efendimizin huzuruna gelip tam onu selamlarken aklıma bu Alman geldi. Ne yapsam acaba şimdi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Henüz sana inanmamış birinin selamını sana söylemeye utanıyorum. Haya ediyorum ama ne yapayım? Selam söyle dedim. Bu vesileyle oğlum da selamını iletiyorum dedim. Daha ertesi gün bu Alman bir yolunu bulup bizim Müslüman kardeşimizi aradı. Alo neredesin dedi. Biz henüz Medine'deyiz. İşlerimiz bitmedi demeye başladı bizim Müslüman kardeşimiz. Zannetti ki nerede kaldın diyecek ama hiç de öyle olmadı. Bu Alman dedi ki iyi de bu gece bana ne oldu sen biliyor musun? Hayırdır şeyh ne oldu? Ben rüyamda peygamberinizi gördüm. Bana dedi ki selamım geldi ama sen gelmedin. Bana bir haller oluyor. Döner dönmez ilk bana uğra dedi.
O da öyle yaptı. Baktı ki adam hala titriyor işin heyecanında. Ve şimdi bu çok güzel bir Müslüman kardeşimiz oldu. Allah. Ve ümreye de gitti. Bir selam deyip de geçmeyin. Hele Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmenin ne demek olduğunu sizler çok iyi bilirsiniz. Siz bir kere salat ve selam getirin, Allah onu 10 kere demişsiniz gibi yazıyor. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla etrafında, sevgisi etrafında toplanabileceğiniz bir Muhammed Mustafa'nız var. Ne kadar iftihar etseniz azdır. Hani o da diyordu ya, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diğer ümmetlere karşı. Dolayısıyla onun iftihar edebileceği ümmetten olabilmek her yiğidin kârı değildir. Herkese nasip de olmaz. Dolayısıyla bu size Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Bu bir nasip işidir. Bunun hamdi şükrü gerekir değerli kardeşlerim. Onun için bizler elbette ki kandillik Müslümanlar değiliz. Veyahut da bir haftalık, yıllık vesaire, bayramlık, cumalık asla değilizdir. Biz her günümüz bizim için yeni bir dünyadır. Her günümüz Allah'ın bize lütfettiği yeni bir fırsattır. Allah'ın rızasına uygun, Hazreti Muhammed Mustafa'mıza uygun bir hayat yaşamakla mükellef olduğumuzu biliriz ve bilincinde olmamız gerekir. Onun içindir ki bizler şimdi onun gelişini ihya etmiyoruz. Onun gelişiyle ihya oluyoruz. O geldiğinde ne olmuştu? 200 yıllık savaşlar sona ermişti. Ey ümmeti Muhammed! Öyle bir mevlid ihya edin ki, daha doğrusu onunla ihya olun ki yeryüzündeki savaşlar dursun. İşte Hazreti Muhammed'siz bir dünya, görüyorsunuz kan gölüne dönüyor. Hazreti Muhammed'siz bir nesil, işte görüyorsunuz ne hallere düşüyor. 16 yaşında bir genci yakalamışlar suçlu. Tam 120 tane suçu çıktı ortaya. Bu ne hal? Suç makinesi haline döndü insanlar. Değerli kardeşlerim, biz Hazreti Muhammed'in gelişini kutlarken, onunla ihya olurken, bundan 14 asır önce geldi de ne değişti? Yeniden o değişimi yaşamamız gerekir. Yeniden dünyaya bu çözümleri takdim etmemiz gerekir. Elbette ki kısa zaman içerisine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sığdırmamız bizim mümkün değil. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak, onu bize gönderen Cenab-ı Allah onunla ilgili ne demiş? İmdadımıza ayetler yetişiyor. İşte buyurmuş Cenab-ı Hak, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ. Biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere, sadece Araplara değil, Türklere, Kürtlere değil, Almanlara da, Hollandalılara da, Amerikalılara da, herkese rahmet. Sadece insanlar değil, hayvanlara da, çevreye de, yeşilliğe, bitkilere de, herkes onunla mana bulmuştur. Ve herkes hakkına, hukukuna kavuşmuştur. Tarihi iyi okuyun, geçmişi iyi okuyun, Kur'an'ı doğru anlayın, sünneti doğru anlayın. O zaman görün Hazreti Muhammed Mustafa kimdir? İşte biz öyle bir Müslümanlık ortaya koymamız lazım ki bizi gören Hollandalı, ya bu Müslüman böyleyse bunların peygamberi nasıl acaba demedi. Öyle mi? Aynen Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar gibi öyle bir hayat ortaya koydular ki komşularına yönelik, çevrelerine yönelik, işlerinde dürüstlük, her işlerinde örnekli. Habeşistanlılar hayran kaldılar. Bu nasıl bir din ya? Bu nasıl bir Müslüman? Bunlar böyleyse bunların peygamberi nasıl acaba? Deyip Habeşistan ahalisi Müslüman oluyor. Ne oldu şimdi bize? Nerede olumsuz bir olay olsa arkasında Müslüman aranıyor. Hiç kusura bakmayın.
hiç kimsenin yaptığı yanlışlığı ne İslam'a, ne Kur'an'a, ne Hazreti Muhammed'e, ne de Müslümanlara mal edemez. İslam ortadadır, Kur'an ortadadır. İşte yanı başınızda Belçika. İlkokul öğretmeni Belçikalı girdi sınıfa. Tabii her birinizin başından geçmiştir. Öğrencilerine soruyor, sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor diyor. Öbürüne sen büyüyünce ne olacaksın? Avukat. Herkes bir şey söylüyor. Orada bir de bizim yavrularımızdan Türkiye kökenli bir evladımız var. Sıra ona geldi. Sen büyüyünce ne olacaksın dedi. Bizimki de demez mi? Ben büyüyünce sahabe olacağım. Belçikalı öğretmen kafasından bütün meslekleri geçirdi. Sahabe diye bir meslek yok. Ailelerle görüşme gününde çocuğun babasına dedi ki ben senin oğluna sordum büyüyünce ne olacaksın? O da dedi ki sahabe olacağım. Nedir bu sahabe sahip? Güldü babası, ne yapsın? Dedi ki en iyisi ben sana bir Flamanca sahabeyi anlatan bir kitap getireyim. Sen de oradan oku, kendini öğren. Olur mu? Olur dedi. Okumaya başladı. Bir de ne görsün? Bir zamanlar birbirlerini kıtır kıtır kesen, kız çocuklarını diri diri gömen, 200 süren savaşlarla ortalığı kan gölüne çeviren bu insanlar, yol kesip hırsızlık yapan bu insanlar, Allah kendilerine bir peygamber gönderiyor ve bu insanlar her biri bir yıldız oluyor. Hangisine uyarsanız hidayete eriyorsunuz. Hayranlığım arttı diyor. Sonra aradım. Dedim ki peygamberinizi anlatan bir kitap yok mu? Sahabe buysa acaba peygamberleri nasıl dedim. Hay hay dedi. Peygamberimizi anlatan bir kitabı al. Okumaya başladı. Onun Mekke'sini okudu. 13 yıl o işkence, o çile çekilecek gibi değildi. Ama insanlık için çeken bir peygamber var karşısında. Hicretini okudu. Medine'sini okudu. Bedir'ini, Uhud'unu okudu. Her bir dönem kendisi için yeni bir dönem oluyor adeta. Kafasında, beyninde şimşekler çakıyor, devrimler oluşuyordu. Kendisi anlatıyor. Tabii bu vesileyle yavaş yavaş sona doğru geliyor. Nereye? Mekke'nin fethine doğru. Şimdi ben diyorum ki bir Avrupalı olarak, ey Mekkeliler, işte şimdi Muhammed geliyor. 10.000 kişilik orduyla, işte şimdi Muhammed canınıza okudu diyorum. Onca yaptığınız işkenceden dolayı ve öyle de yapsın istiyorum. Benim mantığım o. Öyle de yapsın, hepsinin efendim haddini bildirsin. Fakat bildiğine göreyim, o Muhammed Mekke'ye elinde güç olduğu halde, istediğini de yapabildiği halde devesinin üzerinde secdeye kapanmış olarak girmez mi? Birazdan başını kaldıracak. Ey Mekkeliler, bugün benden ne bekliyorsunuz dediğinde Mekkeliler ona şöyle diyecek. Senin baban çok muhterem, çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Senden de ancak iyilik bekleriz dediler. O Muhammed de onlara aleyhissalatü vesselam dedi ki bugün size kardeşim Yusuf'un kardeşlerine davrandığı gibi davranacağım. Gidin, hepiniz serbestsiniz değil mi? O zaman dedim ki vallahi böyle bir ahlak hiçbir kralda olmaz. Hiçbir melik kralda olmaz, padişahta olmaz. Böyle bir ahlak ancak bir peygamberde olur dedim ve iman ettim diyor. Şimdi sahabeden yola çıkarak peygambere ulaşıyor. Yani bugün İslam'ı ve Müslümanları yanlış tanıyan, yanlış tanıtanlar biz Müslümanları gören aslında dinimizi tanımaları gerekir. Aslında Kur'an'ımızı öyle tanımaları gerekir. Peygamberimizle öyle tanışmaları gerekir. Hani burada söyledi ya başkanımız, Hazreti Ayşe validemiz ne dedi? Onun ahlakı Kur'an'dı. Dahası var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evinden çıkıp bir yere gideceği zaman hayranlıkla bakardı. Bakmaya da doyamazdı Ayşe validemiz. Görünmez oluncaya kadar da bakar ve yanındakilere derdi ki bakın işte Kur'an yürüyor derdi. Kur'an yürüyor.
Kur'an. Yani bırak şimdi biz yürüyen İslam, yürüyen Kur'an olmayı, ya yürüyen, düzgün yürüyen, Müslümanca yürüyen Müslüman olalım. Göreceksiniz çok şey değişecek. Bundan dolayıdır ki dedim ki ayetler imdadımıza yetişti. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri olduğu gibi bir bütün olarak Kur'an'da zikrederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son peygamber olduğu için bütün yönleriyle bize tanıtıyor. Onun o yönlerini bize tanıtarak bizden de Allah aslında öyle olun diyor. İşte buyurun. Aklını bize söylüyor peygamberimizin. Ne diyor? Mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Arkadaşınız, dostunuz hiçbir zaman sapmamıştır. Ne de yanılmıştır. Cenab-ı Hak onun lisanını, dilini bize tanıtıyor. Ve mâ yantıku anil hevâ. Hiçbir zaman heva ve hevesten konuşmaz. Ancak vahiy konuşur. Allah onun sadrını, göğsünü bize övüyor. Ne buyuruyor? Elem neşrah leke sadrak. Bütün dünyanın sorunlarını kucaklayacak kadar geniş yaptık diyor. Biz Müslümanlar da öyle oluruz. Sorunlara, sıkıntılara göğüs germesini biliriz. Hele aile içinde. Bırak tüm ümmetin insanlığın sorununu, bazen aileler bile birbirimize tahammülsüzleşiyoruz. Basit meselelere göğüs geremiyoruz. Aileler çatırdıyor. Öyle mi? Maalesef. İşte peygamberimiz niye var önümüzde? Şimdi gelecek. En güzel örnek olması için. Sonra kalbini bize tanıtıyor. Ne buyuruyor? مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَى. Onun kalbi hiçbir zaman yalan söylemedi. Ve bir yalana şahitlik etmedi. Allah onun gözlerini bize tanıtıyor. وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Onun gözleri de hiçbir zaman yanlışa kaymadı, aşırı gitmedi ve sapmadı. Allah onun bize makamını övüyor ve tanıtıyor ve buyuruyor ki وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Senin makamını yücelttik ey Habibim. Sonra da onun öğreticisini bize tanıtıyor. Öğretmenini ne buyuruyor? عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى. Ona güçlü, kuvvetli bir melek öğretti. Yani Cebrail Aleyhisselam. Sonra da onun şeriatını getirdi, şeriatı bize Cenab-ı Hak tarif ediyor ve buyuruyor ki اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْعَى. Onun getirdiği sistem, onun getirdiği şeriat, onun getirdiği nizam ancak Allah tarafından gönderilmiş bir vahiydir. Yani şaşmaz. Tamdır, mükemmeldir. Ve Allah onun ashabını bize tanıtıyor, övüyor ve buyuruyor ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan. Bir müminin şu kısacık dünyada, dünya hayatında ulaşabileceği en yüce makam budur. Tüm dünyaları değer. Nedir o? Allah'ın bizden razı olması, bizim de ondan hoşnut olmamız. Sonra Allah, şimdi sıra geliyor size, onun ümmetini tanıtıyor. Diğer ümmetlerden farklı çünkü bu ümmet. Ne buyuruyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet minnâs. Siz ümmetler arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Niye acaba? Özelliğiniz ne? Te'murûne bil maruf. Siz iyilikleri emredersiniz. Başka? وَتَلْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ. Siz kötülükleri de yok edersiniz. Yasaklarsınız. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. İşte ve siz Allah'a inanırsınız çünkü. Demek ki sizi en hayırlı ümmet yapan özelliğiniz iyiliklere vesile olmak, iyiliklere yardımcı olmak, yanlışlara engel olmak değil mi? Eğer bu özelliğinizi kaybederseniz, vurdum duymaz olursanız değil mi? Neme lazımcı olursanız ne olur? Sizin bu özellikleriniz kaybolmuş olur. Dünya yansın umurunuzda olmaz. Bırakın dünyayı, Müslüman diri diri yakılıyor. Öyle mi? Müslüman diri diri gömülüyor. Artık sahillerde Müslüman bebekleri toplanıyorken bir Müslüman bu Muhammed ümmetinden nasıl olabilir? Değil mi? Nasıl olabilir? Dert edinirse olur. Ümmetimin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.
Bakınız çok enteresan. E ümmetin hali de bu. Ümmetin başına evleri yıkılıyor. Geçen paylaşmışlar 3 tane Suriyeli çocuğun halini. Birisi 3 yaşında. Ölürken diyor ki sizi bir bir Allah'ıma şikayet edeceğim diyor. Bir şikayet edersen olur biliyor musunuz? Bizim inancımıza göre bir mazlumun ahı bir milleti yok edebilir. Bir mazlumun duası da Allah'ın izniyle bir ümmeti ayakta tutabilir. Çünkü biz öyle bir inanca sahibiz ki mazlum bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek kadar suçtur. Yine bir insana hayat vermek, hayatına vesile olmak tüm insanlığa hayat vermek kadar da sevaptır. Değerli kardeşlerim, bir diğer çocuğu çekiyorlar kameramanlar. O da ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi bir an evvel canımızı al. Çok acıktık, cennette ekmek yiyekti. Sadece ekmeğe razı. Bir diğeri kız çocuğu, küçük çocuk. Abi diyor çekmeyin, başım açık diyor. Ailesi ölmüş, evi yıkılmış, ortada kalmış. Daha onun telaşında. Örtünün ne demek olduğunu iyi bilir bizim insanımız. Değil mi? Ne diyor? Abi çekmeyin diyor, başım açık diyor. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız ülkelerde teşhir hakimdir. Yani açılma. Fakat biz Müslümanlarda tesettür hakimdir. Kapanma. Anlatabiliyor muyuz? Bu kadın içinde, erkek içinde ha. Hemen biz kadınlara yorarız bu iş. Biz erkekler, Müslüman erkekler de adam gibi giyiniriz. Hanımlarımız da hanım gibi giyinirler. Anlatabiliyor muyuz? Bizde tesettür. Allah'ın 99 isminden birisi Es-Settar'dır. Ayıpları örtendir. Sadece örtünmeyiz. Örteriz de. Bir yanlış gördük. Bir ayıp gördük. Hemen ifşa etmeyiz. Örteriz ki Allah da ahirette bizim ayıplarımızı örtsün. Bununla memuruzdur. Dolayısıyla bakınız Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek kişiliğini bize söylüyor. Burada kardeşimiz, evladımız çok güzel bir şekilde okudular. Usvatun hasene. Bu arada gördünüz mü meyvelerimizi? Hani burada yansıtıldı binalar, değil mi? Okullar. Avrupa'nın her tarafını kuşatan. Peki niye yarar bunlar? İşte bu meyveleri verir de ondan. Bütün buradaki ürünler sizin ürününüzdür. Allah sizlerden razı olsun. Buraya çıkan her bir insan bunu göğsünü gere gere itiraf eder. Bakınız bu kardeşimiz dünyada bir ton üzerimizde görevler var. Hepsi ümmet adına ama hepsinin de sahipleri sizlersiniz. Bizler öğrenciyken şunu hiç unutamam. Mısır'dayız. Dimyat. Dimyat diye bir şehri var. Kızıldeniz'de Nil Nehri'nin birleştiği yer. Türkiye'ye gidemeyen tatilde, yani bir bilet parası bulup da gidemeyen öğrencilere orada eğitim kampları yapılır. Bendeniz de onlara bir hafta ders vermek üzere oradayım. Cinema öğrenciyim aynı zamanda. Yemekler getiriliyor. Yemekte kavurma var. Pilav var, üzerine kavurma koyuyorlar. Allah Allah dedik. Öğrencilerin alışık olmadığı bir şey bu. Ya dedik bunun bolluğu nereden bu ayranın arkadaşlar? Görevli arkadaşların söyledikleri aynen şu. Biz sizi daha görmemişik. Buraları bilmeyiz. Orada öğrencileriz. Diyorlar ki görevli arkadaşlar bize. Avrupa'daki milli görüşçü kardeşlerimiz kurbanlarını orada kesmezlermiş. Ne yaparlarmış peki? Fakir ülkelere gönderirlermiş. Bak şimdi. Bu da bizim payımıza düşen. Bizim payımıza düşen dediğinden de en az 35 ülkenin öğrencileri yararlanıyor. Ne diyoruz biliyor musunuz? Allah Allah. Ne insanmış bunlar ya? Sahabe gibi insanlarmış ha diyoruz. Oradaki o ruh halini siz bilmezsiniz. Buradan anlaşılmaz o. Bir orada bunu yaşasanız ve sizlerin varlığının ne manaya geldiğini, ne ifade ettiğini bir bilseniz Allah'ın izniyle elinizdeki şu imkanı ki yeryüzünde hiçbir Müslüman toplumun sahip olmadığı imkanlara sahip olan şu Avrupa'daki kardeşlerimiz, hani bazen yediğimizden fazlasını döküyoruz ya, hani bazen yediğimizden fazlasını dolaplarımızda çürütüyoruz ya, böyle bir durumdan, yani müsrif olmaktan kurtulmanın yolu hayır işlerinde ben de varım diyebilmek. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anarken, onu konuşurken, o gün
günün şartlarında sahabe her şeyi göze alarak işte ben de varım nasıl demişse bugün onu ararken işte biz de bugün onun özlediği ümmetten olmanın yarışı içerisinde olmamız gerekiyor. Üsvetün hasene, en güzel örnek. Hangi konuda örnek? Her konuda örnek. Hangi konuda örnek? Her konuda örnek. İyi bir baba olmak isteyen ona bakacak. İyi bir aile reisi olmak isteyen ona. İyi bir iş adamı olmak isteyen ona. Çünkü ticaret de yapmış. İyi bir dede olmak isteyen de ona bakacak. Torunlarına nasıl dedelik etmiş. İyi bir öğretmen olmak isteyen. O bizim baş öğretmenimiz. İyi bir imam olmak isteyen. Ona bakacak. O bizim baş imamımız. İyi bir devlet adamı olmak isteyen. Ona bakacak. Kurduğu ilk İslam devletinin ilk devlet başkanıdır. Kıyamete kadar onun kadar adil, onun kadar güzel bir devlet başkanı gelmeyecek. Halkını gerçekten düşünen, adil olmak isteyen onun devlet adamlığı kişiliğine bakacak. İyi bir komutan olmak isteyen ona bakacak. O ordu da yönetmiştir. Velhasılı kelam. İyi bir komşu olmak isteyen onun komşuculuk ilişkilerine bakacak. Her alanda Allah onu bize örnek gönderdi. Ey ümmeti Muhammed! Önünüzde Hazreti Muhammed gibi biri varken, elinizde Kur'an gibi bir kitap varken, İslam gibi bir dine mensup iken, nasıl olur da tüm olumsuz olaylar bize mal edilir? Bunu büyük bir soru işareti olarak kafamızda tutarak, bunu kendi kendimize yaşantımızla ispatlamamız gerekecek. Nasıl? Dolayısıyla işte Efendimizin haline bakacaksın. Geldi ona bir Yahudi, sahabe ile beraber sohbet ederken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabenin de o bulunduğu yerde, direkt olarak demez mi? Ya Muhammed, neden siz borcunuza sadık değilsiniz? Bu Abdülmuttalib oğulları var ya, aldıkları borcu zamanında ödemezler. Başladı saldırma. Hayda, orada Hazreti Ömer gibi sahabe varken, Peygamberimize hakaret ettirirler. Bir davrandılar ama Efendimiz onlara tabii mani oldu. Durun bakalım. Adam alacağını istiyor ya. Bunda ne var? Sadece üslubu bozuk. Dedi ki ey Zeyd, adamın da adı Zeyd bin Süne. Ben bir aylığını aldım senden borç. Demek ki gayrimüslimlerle komşular komşular alışveriş yapıyorlar. Birbirlerine borçlanıyorlar. Değil mi? Bu noktada bile örnek. Bak bizim de civarımızda, çevremizdeki insanlar gayrimüslim. Peygamberimizin onlarla komşuculuk ettiği gibi komşuculuk edecekmişiz. Ancak bu adam daha da ileri giderek hakaretler etmeye başladı. Bu sefer Peygamberimiz dedi ki tam da adamına, Hazreti Ömer'e. Dedi ki ya Ömer bu adamı al. Filanın bahçesine götür. O filan da orada yok. Gıyabında filanın bahçesine götür. Eğer beğenirse buna 30 dirhemlik hurma ver dedi. Beğenirse, beğenmezse de zorla verme. 20 ölçekte ekstra ver dedi. Onu niye vereyim ya Resulallah? Dedi ödünü patlattın adamı. Korku parası. Korkuttun. Senden korktuğu için 20 ölçekte onun için ver. Biz bazen Avrupalılarla konuşurken diyoruz ki hani bunlarda da var bir korku parası falan. Siz bunu icat ettiniz, seviyorsunuz tabii. Herhalde. Ama bizim peygamberimiz 14 asır önce bunu uygulamış. Ama bunu bizim Müslümanımız bile bilmiyor. Neyse Hazreti Ömer aldı bunu ama öfkesi inmemiş. Bir taraftan da tomburdayarak gidiyor. Ah peygamberim engel olmayacaktı. Şu an bu kelden burada olmazdı diyerek gidiyor. Bahçeye götürdü. Hurmaları gösterdi. Adam hurmaları beğendi. Neyse 30 dirhemlik hurma verdi. Ayrıca 20 dirhemlik daha. Adamcağız şimdi bir hurmaya bakıyor, gülüyor. Bir Hazreti Ömer'e bakıyor, korkuyor. Hazreti Ömer dedi ki tabi aldıydın dedi hurmaları gülersin ya. Deyince adam dedi ki vallahi ya Ömer ben ona gülmüyorum dedi. Peki niye gülüyorsun? Dedi ki ya Ömer ben zengin bir adamım. Bunları bu hurmaları ve artı yarım malımın tamamını ben Medinelilere vakfediyorum. Ayrıca ben alim bir adamım. Kendi dinimde alimim. Ben de evde Tevrat okuyorum. Tevrat. Tevrat'ta gele gele son gelecek peygambere geldi sıra. Öyle bir güzel anlatıyor ki bu peygamberi. Ya hayran kaldım. Dedim biz
zaten Muhammed'den de alacağım var. Tam zamanı şimdi. Gideyim onu bir deneyim bakayım. Gerçekten burada tarif edildiği gibi sabırlı, hoşgörülü, affedici biri diyor burada. Alacağım zamanı, paranın zamanı da gelmemiş. Peygamberimiz de ona öyle demiş ki daha zamanı gelmedi. Erken istiyorsun. Buna rağmen dedim denemiş olurum. Ve geldim ya Ömer. Bütün bu yaptıklarım onu denemek içindi. Ne oldu peki sonuç? Vallahi dedi Tevrat'ta son peygamber nasıl tarif ediliyorsa Muhammed ta kendisidir dedi. Şimdi bana söyler misin bu dine nasıl giriliyor? Bu sefer kelime-i şehadeti getirdi Müslüman oldu. Peygamberimize doğru geliyorlar. Bu sefer gülen taraf Hazreti Ömer. Hem de hayranlıkla diyor ki Allah Allah şu işe bak diyor. Eğer benim dediğim olsaydı, çünkü peygamberimize diyor bırak bunu kellesini uçurayım ya Resul. Eğer benim dediğim olsaydı şu anda sen cehennemi boylamış bir kafirdin. Ama benim değil de Hazreti Muhammed'in dediği olunca bak ne oluyor. Yanı başımda şimdi cennetlik bir kardeşimsin. Olay bu arkadaşlar. Biz işleri kendi istediğimiz gibi yapmaya kalkışıyoruz. Peki Allah peygamberimizi niye gönderdi? Öyleyse işler peygamberin istediği gibi olunca her şey güzel oluyor. Onun geliş sebebi zaten budur. İşte usvetun hasene. En güzel örnek. Bir diğeri kaba bir bedevi. Bir gün geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakasına yapışmış. Hem de öyle bir sallamış ki tarihçiler diyor. Mübarek bazı kırmızı kesildi. Yüzü mosmor oldu peygamberimiz. Derdi neymiş peki? Söyle arkadaşlarına da şu iki deveme erzak yüklesinler diyor. Hepsi bu. Ya bunu demek için bu kadar eziyet edilir mi bir insana? Efendimiz bir süre konuşmadı. Konuşamadı çünkü. Sonra kendisini toparlayıp adama şöyle dedi. Ve adam niye böyle davranıyorsun? Niye böyle kaba davranıyorsun? Şimdi ister misin ben de sana öylesine kaba davranayım? Bak adam ne dedi? Ama sen öyle davranmazsın ki. Niye davranmıyormuşsun? Çünkü sen Muhammed'sin de ondan. En kaba adam bile. Sen Muhammed'sin de ondan. Değerli kardeşlerim. Öyleyse bugüne getiriyorum olayı. Eğer bizim yaşadığımız şu ülkelerde Hollandalılar, Avusturyalılar, Almanlar olumsuz bir olay olduğunda bunu kim yapar denildiğinde Müslüman'ın adı geçtiğinde bu insanlar dese ya o Müslüman bu işi yapmaz dedirtebilseydi işte biz o zaman başarmıştık. Ama hiç şansı yok. Bundan sonra bunun adı İslam'dır. Bu İslam yayılmacı bir dindir. Çünkü son dindir. Daha din gelmeyecek. Öyleyse bu Müslümanlar da bunu dedirtecek. O Müslüman bu yanlış işleri yapmaz diyecek ve dedirtecek değerli kardeş. O zaman göreceksiniz çok şey değişecek. İşte bazı bizim Müslümanlar peygamberimizin dediği gibi yapmayıp kendi anladığı gibi dediği gibi yapmaya kalkışınca görüyorsunuz katlediyor. İnsan öldürüyor. Ve bunu hiçbir zaman tasvip etmedik ve etmiyoruz. Bakınız Mısırlı bir alim vardı. Bizden ona ulaştık. Şeyh Şarabi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir anısını anlatıyor. Diyor ki bir gençle tartışıyor. Genç her şeyi yakmakla, yıkmakla, vurmakla, kırmakla halletmekten taraf. Bir türlü de ikna olmuyor. Sonunda dedim ki şimdi sen ne demek istiyorsun? Şu anda günah işleyen bir topluluğa gidip onları işte patlatarak, öldürerek işi halletmeye mi düşünüyorsun? Evet dedi diyor. Peki öyle yaparsan bu insanlar günah işlerken öldü. Nereye gider? Tabii ki cehenneme dedi diyor. Peki şimdi sana soruyorum. Şeytan melun bu insanları nereye götürmek istiyor? Tabii ki cehenneme dedi diyor genç. Şimdi bana söyler misin? Senle şeytanın arasında ne fark var? Sen de insanları cehenneme gönderiyorsun. Şeytan da insanları cehenneme gönderiyor. Niye sen şeytan gibi yapmaya kalkışıyorsun da Hazreti Muhammed'i örnek alıyorsun? Herkesin cennetlik olmasını istiyor ve onun için çırpınıyor. İşte aradaki ince ayar budur. Değerli kardeşlerim. Milli görüş teşkilatlarının yolu orta yoldur. Bu orta yoldan hiç sapan hiçbir şeyi kabul etmez. Bu sırat-ı müstakimdir.
hocamın o güzel sesiyle okuduğu Fatiha'da her gün 40 kere okuduğumuzda ihdine sıratel müstakim, dosdoğru olan yola talip olmaktır. Allah bizi şaşırtmasın. Allah bu yoldan ayırmasın. Ve bunun adı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tir. Özellikle söylüyorum çünkü size bütün televizyon kanallarından, bütün çevrelerden akınlar sizi Ehl-i Sünnet'ten saptırmak için hem de kendi felini gördüğünüzde bütün dört yanı mamur, adeta Müslüman kimlikli insanlar sizi Ehl-i Sünnet yolundan başka yerlere çağırmaya kalkışırlar. Ve bu son dönemlerde bunlar arttı. Aman ha! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kalan nedir? Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoludur. Bu yol bizim yolumuzdur. Cenab-ı Allah bu yoldan bizleri ayırmasın. Allah sizlerden razı olsun. Elbette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak öyle dakikalara sığmaz. Ama velakin son cümlelerimi ifade ederken şunu da söylemeden geçemiyorum. Ecdadımız Osmanlı'yı 600 küsür sene dünyaya hükmettiren de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri düşünmesiz. Öyle bir bağlıydılar ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, işte hepsini geçerek şuradan şu cümleyi okumak istiyorum. Kimmiş bu? Sultan İbrahim. 1616-1648 aralarında padişahlık yapmış. Ve bu Osmanlı'nın en okumamışıymış. Hatta buna Deli İbrahim derler. Bak, Osmanlı'nın en okumamış sultanı ve deli lakaplı İbrahim Paşa'dan, Sultan İbrahim'den peygamberimize nasıl bir cümle çıkmış ağzından. Ey sevgili, biz senin aşkının yakıcılığı sonucunda ateşler içinde kaldık. Bir kuru çöp gibi yandığımız içindir ki gam ve keder kaygısından arındı. Artık hiçbir şey bize acı gelmiyor. Öyle ki şimdi zillet yolunda yığılıp kalmış bir toprağa döndük. Ama bu sefer de senin pak eteğine bizden bir zarar erişecek, bir toz konacak diye korkmaktayız. Bu aslında adeta bize konuşuyor. İşte Müslümanlar yaptıkları yanlışlardan dolayı ta peygamberimize laf söylettiriyor. Cahillikten. Bakınız buradaki korkuya bakın. Bizim yüzümüzden sana toz konar. Bizim yüzümüzden o pak eteğin kirlenir diye, haşa onun kirlenmez de, bu bir manadır, bize mesajdır. Değerli kardeşlerim, demek ki bizim de çok dikkatli olmamız ve gerçekten Müslümana yakışır hareket etmemiz gerekiyor ki insanlara biz de örnek olalım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da her canlı gibi bu dünyaya veda etmiştir. Öyle olacak, her nefis ölümü tadacak. Ancak dünyaya veda ederken bile mesaj verip de gidecektir. Sahabesi camiye, mescide toplanmışlar. Efendimiz hastadır, rahatsızdır diye evlerine bile gitmiyorlar. Hatta ağlaştılar. Peygamberimizin tahanesine geldi onların sesleri. Kızım Fatıma, bu ses nedir dedi. Dedi ki babacığım, sahaben işte mescitten ayrılmıyorlar. Sen hastasın diye evlerine gitmiyorlar. Peygamberimiz ashabına çok düşkündü. İki yardımcı çağırarak Hazreti Ali ve onun kardeşi Fadıl kollarına girdiler. Mübarek ayağına dahi basamıyordu. Zorla mescit tarafına getirdiler. Sahabe onu öyle görünce daha da bağırıştılar. Dayanamadılar onun haline. Peygamberimiz dedi ki onlara, niye ağlıyorsunuz? Peygamberiniz ölecek diye üzülüyor musunuz? Dediler ki anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Üzülmez miyiz? Dayanamıyoruz dediler. Peygamberimiz de onlara dedi ki, üzülmeyin dedi. Bakın ben sizden birazcık önce gidiyorum o kadar. Ve gidip sizi havuzun kenarında bekleyeceğim. Hak sancağının altında. Ve orada sizinle diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Bakın işte benim ümmetim diyeceğim. İftihar edeceğim. Ama ne olur, çokça günah işleyip de gelmeyin. Olur mu dedi. Olay bu. Tembihat bu. Abdullah bin Mesud diyor ki bizi yanına çağırdı. Vardık. Bizi görünce baktı yüzümüze, ağladı. Ben de dedim ki ya Resulallah,
Sen bir peygambersin. Biz sıradan insanlarız. Biz senden sonra ne yaparız? Dedi ki, size iki tane emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Bu iki dersten birisi sesli, diğeri sessizdir. Sesli olan Kur'an ve sünnetimdir. Ona sımsıkı sarılın. Sessiz olan da ölümdür. Ne zaman kalbiniz katılaşırsa Kur'an okuyun ve ölümü hatırlayın. Bunlar peygamberimizin son tavsiyeleridir. Ve sahabeler anlatıyor. Sesi duyulmaz oluncaya kadar gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz. Bakınız namaz dilin direğidir. Namaz konusunda sınıfta kalıyor. Aman dikkat. Namazsız Müslüman olmaz. Olur mu ya? Namazsız hayatınızın manası o. Dolayısıyla aman ha. İkincisi nedir? Gözümün nuru namaz ve Allah'ın emriyle helal edildiğiniz eşleriniz. Bu noktada Allah'tan korkun diyor. Ve sesi duyulmaz oldu. Ama dudakları kıpırdıyordu. Hazreti Ali Efendimiz diyor, kulağımı ona yaklaştırdım, bakayım ne diyor. Bir de ne duyayım? O hala ümmeti. Ümmeti ya Rabbi diyor. Ölüm meleği geldiğinde yanında Cebrail yoktu. Cebrail nerede dedi? Dedi ki semanın birinci katında bıraktım. Tüm melekler ona taziyeye geliyor. O da onların taziyelerini kabul etti. Ama onun gönlü son anında da Cebrail Aleyhisselam'ı görmek. Yıldırım hızıyla geldi Cebrail Aleyhisselam. Dedi ki ey Cebrail kardeşim görüyor musun? Dedi vakit yaklaştı. Biliyorum dedi ya Resulallah. Peki dedi o zaman söyle bakayım. Bana hayırlı haberler ver. Allah benim için ne hazırladı? Dedi ki ya Resulallah cennetin bütün kapıları açıldı. Melekler huriler özel giysilerini giydiler. Herkes seni hazırlamayı bekliyor. Seni karşılamayı bekliyor. Elhamdülillah dedi. Ama benim ümmetim için ne var ey Cebrail? Onu bana söyle deyince dedi ki ya Resulallah Allah'tan sana selam var. Ve dedi ki Muhammed'in cennete girmeden hiçbir peygamber cennete girmeyecek. Ve Muhammed'in ümmeti cennete girmeden hiçbir ümmet cennete girmeyecek. Elhamdülillah. Şimdi beni rahatlattın ve kaygılarımı giderdin ey Cebrail diyor. Ümmetine bu kadar bir düşkün peygamber ve onun ümmeti olan bu ümmet hem peygamberine düşkün hem ümmete düşkün bir ümmet. Allah sizlerden razı olsun. Allah nesillerinizi de layık ümmetlerden eylesin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Değerli kardeşlerim, peygamberinizi okuyun. Sahabesini okuyun. Tarihinizi okuyun. Şu memleketlerde ayakta ve hayatta kalmanın ve Müslümanca yaşamanın yolu Allah'ın izniyle cemaat olmaktan, peygamberimize uymaktan, şu camilerinize sahip çıkmaktan geçer. Ve bu gençliğin yetişmesini sağlamaktan geçer. İşte uğradık, öğle namazını kıldık Çırıdam Camii'nde. 400'den fazla öğrenci ne demek? Bir cami. Giriyorsunuz camiye değil okula giriyor gibisiniz. Gidin şimdi buradan öbür Mimar Sinan mı? Denhak 600'dan fazla belki öğrencisi var. Gidin Berlin'e, Emin Sultan Camii'sine 1000'in üzerinde öğrencisi var. Bunlar cami. Ama bazı insanlarda bakıyorsunuz okul faaliyetleri. Allah razı olsun herkesten. Ama hepsini toplasak sizin bir caminiz. Onun için sahip çıkın camiye. Allah sizden razı olsun. Çıkmıyorsunuz demiyorum zaten de. Bunlar hatırlatmadır. Hatırlatmakta müminler için fayda vardır. Bu son dönemdeki eğitim hamleleriyle Allah'ın izniyle Avrupa'nın çehresi değişecek. O zaman işte Müslümanlar varlığını da ispatlayarak peygamberine de layık birer ümmet olarak yollarına devam edecekler. Bu vesileyle Genel Başkanımız Kemal Hocamızın da hepinize çok selamları var. Onu da ifade etmiş olayım. Hem selamlarını hem sevgilerini ilettiler. Ben de bunu sizlerle paylaşıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak peygamberimizin buluşma yerimiz dediği o ham sancağının altı, o havzın da kenarı olan orada bizleri buluşmuşsun diyor. Tekbir! Tekbir! Hocam Allah razı olsun. Ben hemen hocamızın hediyesini takdim etmek üzere bölge başkanımız, Hollanda İslam Federasyonu bölge başkanımız Mehmet Erdoğan Bey'i sahneye davet ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza soluk. Ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. İnşallah şiire vereceğim. Büyük davalar, büyük rüyaları, büyük rüyalar, büyük kurbanları gerektirir. Sen yeter ki İsmail ol. Bıçağın sahibi Allah'tır. Dilerse keser, dilerse geçer. Mustafa hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Evet, programımıza devam edeceğiz. Program boyunca programa katkı sağlayanlara biz teşekkür etmek istiyoruz. Onların hediyelerini takdim edeceğiz. O sebeple programdaki görev alan Grup Fevzul Kur'an ekibi İremen bölgesinden sahneye davet ediyorum. İlahi ezgileriyle bize güzel dinletiler sağlayan Denak Teşkilatımızdan Mesaj Gençlik Teşkilatı'nı sahneye davet ediyorum. Kum sanatını bize güzel gösterici sunan Veysel Çelikdemir kardeşimizi sahneye davet ediyorum. Ve Grup Gökkuşağı'ndan çifte ezan okuyan Bülent ve Burak ikilisini sahneye davet ediyorum. Programımız bitmedi. İnşallah kapanış programıyla kapatacağız. Bundan sonra kısa bir kaside dinletisi olacak. Hocamızdan Abdülkadir Şehirdoğlu hocamızın sesinin güzel olduğunu biliyoruz. Ve hocamı da sahneye davet ediyoruz. İnşallah kapanış Kur'an-ı Kerim'iyle başladığımız gibi kapanış Kur'an-ı Kerim'iyle bitireceğiz. Onun için yerlerimize oturursak memnun oluruz. Evet, bekliyoruz. Mesaj gençlik, çok yavaşsınız. Haydi bakalım gençler. Allah sizlerden razı olsun. Abdülkadir hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ışık gözüme geliyor, göremiyorum. Buyurun hocam. Evet, unuttuğumuz yok değil mi? Çifte ezan. Burak, buradasınız, hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz. Evet. Sezer Başkanım. Hediyeleri nasıl takdim ediyoruz? Hocam sizi tekrar alacağız buraya. Mustafa Hocam, Mehmet Başkanım, sizi tekrar sahneye alacağız. Kusura bakmayın. Biz bugün hatamız iki oldu. Belki daha fazladır, bilmiyoruz da az buyurun. Üç olmuş, söylüyorlar bakın orada. Allah razı olsun. Evet. Evet. Kardeşimiz burada mı? Müezzinlik yarışmasında birinci olan, 500 bin takibi olan, 500 bin seyircisi olan Ali Kondu. Ali Kondu, 8 yaşında büyük mücahit. Mücahit yok. Gitti. Ali Kondu gitti. Kaçırdık güzel sesi. Nasip. Evet. Abdullah Kondu. Tamam, ben de öyle dedim. Ali olsun. Ali Kondu, tamam. Evet, yorgunluk çöktü, hatalar artmaya başladı. Aferin. Aferin. İyi. Seyir. Bir. Ya.
Ya Allah.
So
والحمد لله.